Saygıdeğer milletvekilleri ve aziz milletimiz. Öncelikle Gazze'deki devam eden soykırımı bir kez daha lanetliyorum. Bu soykırımın en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Değerli arkadaşlar, Çukur eylemleri sırasında rahmetli Tahir Elçi basın açıklaması yapmak üzere gittiğinde Sur'da o bölgedeki teröristlerin gelmesi ve emniyet güçlerimizle silahlı çatışmaya girmesi üzerine polis memurları Ahmet Çift Aslan ve Cengiz Erdur şehit oldu. Bir polis memuru yaralandı. Rahmetli Tahir Elçi de orada vurularak bir kurşunla vefat etti. Buradan rahmetli Tahir Elçi'nin eşine ve ailesine bir kez daha önceki söylediğim şekliyle taziyelerimi iletiyorum. Çukur eylemleri sırasında şehit olan 1500'e yakın polisimizi, askerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de Allah'tan şifa diliyorum. Değerli arkadaşlar, araştırma önergeleri sık sık söylediğimiz gibi yargının alanına girmeden ancak bir konunun gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırması ihtiyaç hasıl olduğunda mutlaka bu komisyonun kurulup görev yapması gereken bir iş tüzük ve anayasa hükmü. Anayasamız yine açık ve net bir şekilde der ki yasama yargıda devam eden davalarla ilgili bir önerge verilmez, konuşulmaz ve yargının alanına girilemez. Az önce Sayın Elçi'nin konuşmasını dikkatle dinledim. Söyledikleri hususlardaki yargıdaki eksikliklerin mutlak surette giderilmesi için yargı ve yargının üst organı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından iletilmesi, eğer mahkemenin verdiği kararda bir eksiklik, yanlışlık varsa da bunun bütün süreçlerde en sıkı şekilde takip edilmesi gerekiyor. En son durumu sordum. Az önce bahsedilen kamera kayıtlarıyla ilgili olarak 5 Temmuz 2023 tarihinde Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi 8 nolu oturumda ilgili kayıtların, adli tıptan gelen kayıtların TÜBİTAK tarafından incelenmesi ve netleştirmesiyle ilgili müzekkeresini yazmış. 29 Kasım'a da duruşmasını tehir etmiş. Dolayısıyla yargı süreci hiç tereddütsüz devam ediyor. Ancak yargı sürecine bizim meclis olarak müdahil olmamız, yargı erkini kullanmaya çalışmamız anayasamızdaki erkler ayrına mutlak bir müdahaledir. Bu araştırma komisyonunun görevi alanında değildir. O nedenle bize düşen yargının bu işleyişini yürütmek üzere gayret etmesini, yani zemin hazırlamak, eğer eksiği varsa mutlak surette Hakimler Savcılar Kurulu'na, Adalet Bakanlığı'na ilgili yerlere iletmemiz gerekir. Ancak şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Terör ve terörizm bu coğrafyanın en büyük sorunudur. Bize düşen terörizm ve terörle her hal ve şartta mücadele etmek ve onu cesaretlendirecek davranış ve tavırlardan uzak durmaktır. Bu vesileyle o bölgede vefat eden şehit olanları rahmetle yad Sayın Başarır. Sayın Başarır, buyurun. Aç verin arkadaşlar. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir cinayetten, faili meçhul bir cinayetten şu an itibariyle bahsediyoruz. Ve eşi konuşuyor. Yargının eksikliklerini konuşmuyor. Görevini yapmayan bir yargıdan bahsediyor. Ve konuşmacı katledildi diyemiyor. Konuşmacı terörle bu cinayeti, bu katliamı kıyaslıyor. Ne alakası var? Bir eş, bir anne baro başkanını katledilen
bir kişiyi sorguluyor. 8. duruşma olmuş herhalde söylediğine göre. Daha kamera kayıtları yok. Daha onlar gidecek mi gitmeyecek mi belli değil. Ve dünyanın her yerinde parlamentolar... Buyurun, buyurun Sayın Başkanım. Faili meçhul cinayetleri inceler. 90'larda olmuş, bu komisyonlar kurulmuş, bu komisyonlar çalışmış. Yargı, yargının içine karışmayalım. Yargının hali ortada zaten. Anayasa Mahkemesi'yle Yargıtay birbirine girmiş. Yargı parlamentoya müdahale etmiş. Yargıya karışmayalım. Sorun sadece yargı, yargı konusu değil. Artık bu sorumsuzluk haline gelmiş. Ama burada konuşma böyle olmamalıydı. Ben yakıştıramadım. Sayın Oruç Bey'in. Teşekkür ederim. Oruç Bey'in. Orada nasıl? Şimdi bu her bu tür konular gündeme geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi aynı refleksi gösteriyor. Ve yargının alanına biz müdahale etmeyelim. Yani yasama, sorumlu davranan bir yasama ki öyle olması gerekiyor. Yargının alanına müdahale etmiyor. Sadece yargıdaki eksikliklerin neden kaynaklandığına dair araştırma yapılsın isteniyor. Bu yargının sürdürmekte olduğu bir davaya dair sonuç çıkarmak anlamına gelmez ki. Rabia Naz komisyonu kuruldu burada. Tamamlanmış mıydı süreç Rabia Naz davasında? Tamamlanmamıştı. Bu komisyona bütün partiler hep beraber üye vermedik mi geçen dönem? Verdik. Ortaya bir rapor çıkmadı mı? Çıktı. Daha geriye gidelim. Biraz evvel Sayın Başkan ifade etti. Faili meçhuller raporunu hazırladı bu meclis. Yıllar Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Faili meçhuller raporunu hazırladı bu meclis yıllar evvel, 90'lı yıllarda. Ya ben görmüşsünüzdür belki, bilmiyorum. Tuğla kalınlığında bir rapordur. Çok değerlidir. Çok önemli bir araştırma yapılmıştır. Ve o faili meçhul davalar sonuçlanmamışken meclis bu araştırmayı yapmıştır ve ortaya bu raporu koymuştur. Dolayısıyla sizin söyledikleriniz aslında bu gerçeklerle çelişiyor. Siz sadece bu meseleden, bu ve benzeri meselelerden kaçınabilmek için, kurtulabilmek için bu iddiayı ortaya koyuyorsunuz. Ben o yüzden bunun kayıtlara geçmesi gerektiğini söyledim. Mesele bağımsız ve tarafsız bir yargının çalışabilmesinin imkanlarını yasamanın sağlamasıdır. Yoksa yargı adına karar vermek değildir. Kimse de burada öyle bir şey istemiyor zaten. Teşekkür ediyorum. Bir Ali Bey sataşmaya meydan vermeden buyurun. Oradan açayım, açayım size. Ya söz verdim grup başkan vekilimler. Sayın Başkan. Ya bir dakika. Sayın Anladın Başkan. İşte, otur işte sisteme gir. Sisteme girer misiniz siz isterken? Niye çıkmış bağırıyorsun? Ben söz verdim buna. Buyurun siz geçin yerinize. Ben... Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, ben hiçbir zaman şunu söylemiyorum. Yasamada yargıyla ilgili bir konu konuşulmaz, araştırma önergesi kurulmaz vesaire demiyorum. Elbette ki kurulur. Yargının sorunları, işlemedeki eksiklikler, daha iyi yargıyı nasıl yapabiliriz? Bunlar konuşulur ve araştırma önergesi kurulur. Kurulması da gerekir, gerektiği zaman. Ancak bu önergenin konusu doğrudan yargının alanı. O nedenle buna uygun bir korunmaz. Efendim neden katil demedi? Katil dememiz için ya doğrudan silahla ateş edip vuranı görmeniz ya da mahkemenin kararının demesi lazım. Yargılama devam ederken ben ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Yargı zaten sonucunu verecek. Bir doğrudan sen suçlusun. Doğrudan sen bunu yaptın. Sen bunu söyleyeceksin. Ya çıkın 1500 tane de polise, askere şehit oldu deyin. Onların da hakkını savunun. Bu şehitler, bu polisler durdum gelin oraya. Siz bu kürsülerde oturasınız diye şehit oluyor o insanlar. O insanların da hakkını savunun. Elbette ki canımız yanıyor. Bizim de Tahir Elçi'nin o gün oraya niye gitmişti? Ey PKK! Bu sur, tarihi alanı yıkmayın. Bu terörizmden vazgeçin demek için değil miydi? Oraya giden Cumhuriyet savcılarına, askerlere ateş edilip yarım kalmadı mı olay yer incelemesi? O savcılar orada kurşunların altında olay yer incelemesi yapmadılar mı? Efendim geç kaldı. Ya vicdan, adaleti beraberce tartalım. Bunların hepsini hep beraberce konuşalım. Biz hepsini beraber konuşalım ama bu konu somut olarak araştırma önergesinin konusu değildir. Saygılar sunarım Sayın Başkanım.
Başar, buyurun. Şimdi Sayın Başkanım, ben katil dedin demedin demedim. Benim dediğim şey şuydu. Yapılan bir saldırı sonucu vefat etti dediniz. Evet, vefat etti. Bunda tartışma yok. Ama katledildi. Katledildi. İki, eğer bir ülkede yargı görevini yapmıyorsa, eğer yargı gereği gibi yapmıyorsa, eğer yargı maalesef ki karanlık güçler tarafından talimat alıyorsa, bu sorunu çözmek meclisin görevidir. Bakın, o gün Samas diye birisi tahliye oldu. Daha sonra FETÖ tarafından, terör örgütü tarafından bu cinayet işlettirildiği için bir soruşturma geldi. Ama Osman Kavala da tahliyeyi beklerken dakikalar sonra bir soruşturmanın olduğu ve tutuklamanın olduğunu anladık. Ya böyle bir yargı varsa bu ülkede... Bitirelim Sayın Başar, buyurun. Parlamento bunu konuşmayacak mı? Dediğiniz doğru, terörün her türlüsünü Allah belasını versin. Bakın, cinayetlerden bahsettiniz, polislerimizden, askerlerimizden bahsettiniz, baro başkanlarımızdan bahsettiniz. Aslında bir parlamenter olarak tartıştınız burada. Biz de bunu söylüyoruz. Gelelim bu cinayetleri burada aydınlatalım. Parlamentonun görevi, 90'larda bunu yapmış bu parlamento. Lütfen o raporu bir okuyun. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Vereceğim söz, tamam. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. İtirazım var. Kabul, öyle mi? Divanda anlaşmasızlık söz konusu. Kapıyı da daha açıyorum. Elektronik oylama yapacağım. İki dakika. İki dakika süre veriyorum. Tanal, vereceğim söz. Kullan. Şeyle vermiyor musun? Evet, sonuçlara göre kabul edilmemiştir. Sayın Tanal, buyurun. Teşekkür ederim değerli başkanım. Değerli milletvekilleri, AK Parti hatibi şunu söyledi. Hakkında dava açılmış olan konularla ilgili meclis araştırması anayasa hükümleri uyarınca yapılamaz dedi ama maalesef ülkemizde anayasa ne kadar uygulanır? Mesela ben size 4 tane örnek vereceğim Sayın Hatip. 1. Rabia Naz davası açılmıştı. Burada meclis araştırma önergesi verildi, kabul edildi. 2. Soma kömür faciası ile ilgili ceza davası devam ediliyordu. Araştırma önergesi o dönemde verildi. Araştırma önergesi verildi, komisyon kuruldu. 3.
Adana'daki Aladağ yurt yangınında dava açılmıştı. O dönem araştırma önergesi verildi. Burada komisyon kuruldu. 4. Faili meçhul cinayetlerle ilgili davalar açılmıştı. Soruşturmalar devam ediyordu. Burada komisyonlar kuruldu. Onun için o söylediklerinizin hakikatle bir gerçek. Alınan karar gereğince denetim konularını görüşmüyor ve gündemin kanun tekliflerine komisyonlardan gelen diğer işler kısmına geçiyoruz. Birinci sırada yer alan İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi tüzüğünün oylamasının uygun bulunduğuna dair kanun kanun teklifi ve Dışişleri Komisyon raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde Sayın Kaya, buyurun. Başkanım, Sayın Başkanım, az evvel yürütülen tartışmalarla ilgili bir hususa açıklık getirmek için söz istemiştim ama oylama olduğu için söz hakkı verilmemişti. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Şimdi elbette yargıya intikal etmiş olaylarla ilgili yasama organında görüşme yapılamaz. Ancak Sayın Erdoğan'ın meşhur bir sözü var. Hiçbir cinayet Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak. Bu cinayetlerin Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolduğu zaman yasamanın ve siyasi iradenin devreye girmesi gereken süreçlere işaret ediyor. Dolayısıyla nasıl 90'lı yıllardaki faili meçhulleri, nasıl cumartesi annelerini biz burada konuştuysak, bu tür benzeri davaların baskılandığını hissettiğimiz her ortamda meclisin göreve davet edilmesi gerekiyor ki bir daha kimse bu karanlık cinayetleri dehlizlerde kaybetme cesareti göstermesin. Bu açıdan bu konuların veremiyoruz. Dur Talal'la şunu paylaşayım. Evet. Komisyon yerinde. Komisyon raporu 54 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde Saadet Partisi grubu adına ilk söz Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'a aittir. Buyurun Sayın. Var abi, o da olur mu?